Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir iftar menüsü hazırlayacağız. İlk olarak çorbamızı yapmakla başlıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını alıp tencereme erittim ve üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Bir tane büyük boy soğanı ilave edip güzelce soteliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ilave ettim. Soğanlarımı birkaç dakika soteledikten sonra bir orta boy patates ve bir orta boy havuç ekleyip birkaç dakika daha sotelemeye devam ediyorum. Önceden yıkamış olduğum bir su bardağı kırmızı mercimeği de sebzelerin üzerine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, bir su bardağı et suyu ve 5 bardak kaynar su ekliyorum ve yarım saat çorbamı pişmeye bırakıyorum düdüklü tencerede. Çorbam güzelce piştikten sonra blenderdan geçiriyorum ve üzerine isteğe bağlı olarak bir yemek kaşığı tereyağını erittim ve bir çay kaşığı kırmızı pul biberi tereyağı ile güzelce yakıyorum ve çorbamın üzerine ilave ediyorum. Mis kokulu mercimek çorbamız artık servise hazır. Sıra geldi ana yemeğimize. 2 yemek kaşığı tereyağını tavanın içerisine aldım ve erittim. Üzerine 1 büyük boy soğanı ekliyorum. Soğanı 1-2 dakika soteledikten sonra 10 diş sarımsağı da ekleyip sotelemeye devam ediyorum. Gram hindiyi soğanların üzerine ekliyorum ve hindilerin rengi değişene kadar soteliyorum. Siz hindi yerine tavuk eti ya da kırmızı et de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Hepsiyle de çok lezzetli olacaktır bu verdiğim tarif. Yüksek ateşte hindilerin rengi değişene kadar soteledim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve bir tatlı kaşığı kekik atıyorum. Ve artık tavamın altını kapatıyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve artık hindilerimizin ön pişirmesini tamamladık. Şimdi güveçe geçeceğiz. Güveçlerin tabanına şöyle bir tane büyük boy soğan doğradım. Onun bir kısmını güveçlerin tabanına yayıyorum. Sonra ön pişirme yapmış olduğum hindileri güveçlere paylaştırıyorum. Dört tane yeşil biberi ve iki tane de kapya biberi bu şekilde doğradım ve güveçlerin üzerine onları da diziyorum. Kalan soğanları da biberlerin üzerinden dizip güvecimizi 200 derecede yaklaşık yarım saat fırına pişmeye gönderiyoruz. İsterseniz üstüne fırından çıkarmadan 5 dakika önce kaşar rendesi de ilave edebilirsiniz. Ama kalorisini arttırmak istemezseniz de bu şekilde de oldukça lezzetli oluyor.
Şöyle göstereyim size. Gerçekten yumuşacık pişiyor. Lezzeti tam yerinde oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi arpa şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Bir su bardağı pirinci tuz ve üstü basası kaynar su ile ıslatmaya bıraktım yarım saat. Pilav tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağını aldım ve üzerine bir çay bardağı arpa şehriye ilave ediyorum. Şehriyenin rengi dönene kadar yaklaşık bir 5-10 dakika güzelce karıştırarak kavuruyorum. Ve üzerine pirincimi ilave ediyorum. Pirinçle birlikte de yaklaşık bir 5 dakika daha kavuruyorum. Ve sonrasında 3 su bardağı kaynar suyu pilavın üstüne ekliyorum. İlk başta 5 dakika hızlı şekilde yüksek ateşte kaynatacağız. Ardından orta ateşte suyunu çekene kadar pilavımızı pişireceğiz. Pilav suyunu çekene kadar kesinlikle karıştırmıyoruz. Göz göz olduktan sonra suyunun olup olmadığını kontrol edip tencerenin altını kapatıyoruz. Bir 5 dakika dinlendirip ardından pilavımız tane tane olsun diye şöyle yavaş ve dikkatli şekilde karıştırıyoruz. Pilavımız da artık hazır. Sıra geldi tatlıya. 3 yumurtayı çırpma kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edip yumurtaların rengi iyice beyazlayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika çırpıyorum. Bir paket şekerli vanilin de ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Yarım su bardağı ılık su. Bir su bardağı artı 2 yemek kaşığı dolusu un. İki yemek kaşığı dolusu kakao. Ve son olarak bir paket kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam ediyorum kek harcını. Önceden yağlamış olduğum dikdörtgen borcama kek harcını boşaltıp düzeltiyorum ve 180 derecede yaklaşık yarım saat pişirmeye gönderiyorum. Şimdi sıra geldi kremayı hazırlamaya. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 su bardağı toz şeker. Kremamız koyulaşmaya başladıktan sonra bir paket şekerli vanilin de ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Krema göz göz olup kaynadıktan sonra artık tencerenin altını kapatıyoruz. Fırından çıkıp ilk sıcağı çıkan kekin üzerinden bir su bardağı sütü şöyle güzelce gezdiriyorum. Kremamızın da ilk sıcağı çıktıktan sonra bir paket toz krem şanti içine ilave edip mikser yardımıyla 5 dakika çırpıyorum. Hazırladığımız kremayı kekin üstünden şöyle güzelce gezdiriyorum. Spatula yardımıyla düzeltiyorum. Eğer vaktiniz olursa bir gece önceden hazırlayıp pastanızı dinlendirirseniz çok daha lezzetli olur. Ama bu kadar vaktiniz olmazsa da en azından 3-4 saat dinlendirirseniz lezzeti yerine gelecektir. Kremayı da düzeltip pastayı buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında dinlendikten sonra çıkardığım pastamı önce dilimledim. Sonrasında üstüne 60 gram çikolata rendesini güzelce yaydım. Ve pastamız da artık servise hazır. Altında yumuşacık kekiyle üstünün kreması ve çikolatanın uyumu gerçekten şahane oluyor. Ayrıca çok da hafif bir tatlı. İftarda sizi rahatsız etmeyecek lezzette öyle söyleyebilirim. Rahatlıkla yiyebilirsiniz.
Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifleri denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Şöyle bir bakalım. Bugün çok güzel bir mercimek çorbası hazırladık. Ardından bol sebzeli hindi güveç yaptık. Arpa şehriyeli pirinç pilavı ve yumuşacık kekiyle pamuk gibi borcamla çikolatalı pasta hazırladık. Bu güzel tarifleri beğendiyseniz mutlaka kanalıma abone olun. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.